Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olayı 200 yıllık esaretten çıkış hamlesidir. İkinci Mahmut'tan beri Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti esir düştük, vesayet altında idik. Bu kitapta bunları anlattım, belgeleriyle anlattım. 1800'de esir düştük. Bu esaret 2016 yılının 15 Temmuz gecesine kadar devam etti. Bu esaretten çıkış hamle ve çalışmaları yapıldı. Ama bunu yapanları öldürdüler. Örneğin Genç Osman'ı öldürdüler, Padişah Genç Osman'ı. Hem de kendi adamları zindanlarda ırzına geçerek şehit ettiler. Sultan 3. Selim'i indirdiler. 2. Mahmud'u öldürdüler, zehirlediler. Abdülaziz'i boğdular. Abdülhamid'in çekilmesi bir devlet kararıydı, o ayrı bir olay. Cumhuriyete geçmeye devlet karar vermişti. Meşrutiyetle de denemeleri başladı. İngiltere'yi model almıştık. Mustafa Kemal Atatürk kesinlikle zehirlenerek katledilmiştir. Kesinlikle. En önemli bunun itirafçısı da 1950'li yılların CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'tir. Hıfzı Oğuz Bekata'ya yazmış olduğu mektup ortadadır. Bunu bir tek ben söylemiyorum. Artık herkes söylüyor. Çünkü vesayetten çıkış mücadelesinde 1935'te tam gazı köklemiştir Mustafa Kemal ve Mason localarında kapatılması son şey olmuştur ve katledilmiştir. Adnan Menderes ve Fatih Zülrüştü Zorlu bu vesayetten çıkış mücadelesinin maliyeti ödettirilmiştir onlara. Canlarıyla. Erbakan Hoca'nın darbelenmesi, Turgut Özal'ın zehirlenmesi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun katledilmesi. Ne kazası ya. İnsan aklıyla alay etmeyin ya. Tamam, bunu şu anda söyleyecek durumda değilsiniz. Yapanları şu anda menfi muhatap alma gücünüz yok, anladım. Öyle kazamaza değil, hiç olmazsa çenenizi kapatın. Ve Recep Tayyip Erdoğan'a habire ölüm tehditleri yöneltilmesinin sebebi Türk devlet aklının ve siyasilerinin bu esaretten çıkış mücadelesini kesmek için. Yani program başına sorduğum gibi aslında ne zaman başını kaldırırsan indirmeye ama çalışıyor. Ama hikayesi bu. Ama bunu içeridekilerle yapıyorlar. Dışarıdan gelip vurmuyorlar.